Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Allah feyizimizi, feyizleri üzerimize tecelli ettirmeyi nasip eylesin. Amin. Telefonlarımızı bir zahmet kapatıyoruz. Bir caminin duvarında görmüştüm o yazıyı. Diyor ki, hak ile irtibatınız kesilmemesi için halk ile irtibatınızı kesin. Doğru demiş değil mi? Halbuki bu zaman kadar hiçbir zaman din alimlerinin ittifakına ve münakaşa etmemesine muhtaç olmamış. Böyle bir zaman kadar ittifaka ihtiyaç bir dönem yaşanmamış. Bu zaman kadar istatistik yani, firavunluk dönemi de dahil varılan istatistiği okumuştum, bir bilim adamı araştırmış. Firavunluk dönemi de dahil, Mısır dönemi de dahil, boşanmaların bu kadar fazla olduğu bir dönemde yaşanmamış. Ya. Japonya'da zaten koca ölünce kadın ne evlenebilir her şey, tam bitti, ölünce kadın öyle olacak. Bizim gözümüze bakıyor, ne zaman vefat edeceklerini şey yapacağız. Şaka diyorum ben. Şimdiki teferruattaki ihtilafı bırakmaya ve medar münakaşa etmemeye mecburuz. Neyi münakaşa edeceğiz ki? Münakaşa edilecek hiçbir mevzu kalmamış ki, hepsi izah edilmiş. Her şey. Ha, münakaşa ama ediliyor. İnsan haddini bilmiyor. Hududu belli değil o zaman. Haddini, hududunu bil var ya, haddini yani kendini tanımayla alakalıdır. Allah'ın sana çizmiş olduğu haddinde bilirsen, kalırsan hududun belli olur. Hududu belli olunca hudutlamış olursun diğerleri. Herkes yerinde haddini yaşar. Evlerde de kavgaların en büyük sebebi haddimizi bilmemekten geliyor. Başka ötekinin hududuna tecavüz ediyoruz. Kardeşim. Evet, hep derim yani, adalet yoktur. Şefkat var, kucaklama vardır, af vardır. Hani diyorsun ya, diyoruz ya, ya Rabbi, adaletinle değil, merhametinle muamele. Demiyor musun? Bunu istiyor musun? O zaman böyle yap. Allah Resulü'ne şöyle sorulmuş, Cumali. Bak, çok hoşuna gidecek onun için diyorum. Ya Resulallah, ne kadar af edelim? Ne kadar af, yani ölçüsü nedir? Resulullah'ın şu şeyine bak ya, insan terbiyecisi ya. Hakikaten öyle ya. Çok laf denilir ama, bak adam gibi bir adam gibi böyle bir söz söylemiş. Bak, tam adamların adamı. Elhamdülillah. Diyor ki, ne kadar affedelim ya Resulullah deyince, haşir meydanında ne kadar affa ihtiyacınız olacaksa o kadar affedici olun. Senin herkese göre değişti. Kardeşim ne kadar affa ihtiyacın var? O kadar et. Müslüman o kadar. İhtiyacın yok mu? Etme. Affetme. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Affetmeyen affedilmeye layık değildir. Affı bilmiyorsun ki sen. Affetme hakkına sahip değilsin. Ya. Ah kardeşim ah. Nurlar, sadaka-i makbule müsülü, belaların define bir vesiledir. Ne vakit nurlarla hücum edilse, musibetler fırsat bulup gelirler ve bazen de zemin hiddet eder. Bunu mahkemeler, ustadı mahkemelerde sorgularken bilip, olmuş, biliyorsunuz, okumuşuz. İşte semanın çamur yağması. Ustadın vefatında. Hatta Cumhuriyet Gazetesi bile yazmış. Ne yazmış? Ustadın vefat gününü Urfa'da çamur yağdığını, bakın ya, tarih belli, internete girersiniz. Cumhuriyet bile yazmış. Said Nursi öldü, semadan çamur yağdı diyor. Bakın gözüküyor. Ama köle olası dinsiz gözü, görmez olduğu yüzümüzü, hak söyleyen ayetlerimiz
Ne dersen ne olursa olsun gene bir mana uydurur tabii. Hakikaten çamur yapmış. Biz bir şey yüceltmiyoruz yani. Ama bu vaka bu. Ben inanamıyordum. Ben de girdim internetçiğine, arşivine. Ustadın ölüm gününde Urfa'da çamur yapmış, kırmızı toprak. Ben ölünce Yüksemen'in umurumda bile değil yani diyor. İmanın kuvvetlenmesi için bu zamanda ve bu zeminde gayet şiddetli bir ihtiyacı kat'i ile ders idinde bazı şahıslar lazımdır ki hakikati hiçbir şeye feda etmesin, hiçbir şeye alet etmesin, nefsine hiçbir hisse vermesin, ta ki imana dair dersinden istifade edilsin, kanaat-ı kat'iye gelsin. Karşıdan bakan adam diyecek ki, bu Allah için. Bir misal söyleyeyim. Bir zat kitap okurken bir zat hatırıma geldi. Tekstil fabrikasının sahibi, Malatya'da. Yani akrabam değil, hemşerim de değil. Ama bir yerde tanışmıştık. Ondan sonra zihnimden attım, günü geliyor. Tekrar attım, geliyor. Dedim ya bir telefona gidiyor şuna, anlatır sonra. Aynen şöyle. Selam aleyküm selam, buyurun. Dedim ben falanca, evet hocam tanıdım, buyurun. Bir şey mi vardı? Ya kardeşim bir anlatırın sorayım. Hocam aynı böyle deyince, hocam bir şey mi var? Yok kardeş, bir anlatırın sorayım. Bir dakika, kapat telefonu. Kendisi açtı. Hocam dedi, hakikaten bir şey yok. Yok kardeş, ne olacak? Allah aşkına dedi ya, sırf Allah için arayan adam olmayacak mı dedi ya böyle. Of be dedi, hocam nasılsın? Sesi değişti bu sefer. Adam, para yani, can istesen bir yolu var. Yani para istesen hiç yolu yok. Can verebilir ama para bu. Veya vesaire. Veya adam burasına gelmiş. Demek ki Allah için olunca hem konuşmanda tesir ediyor, hem yaşantında tesir ediyor. Adam ön yargılarını, hemen tapularını yıkıyor. Şimdi bu zamanda da diyor, böyle imanın kuvvetlenmesi için. Almanya'da da öyle olmuştu. Hocam dedi, inanmadı tabii. İmamlık yaparken maaş almıyorsun. Cenazeyi yıkıyorsun, almıyorsun. Gömüyorsun mesela. Babanı gömdüm. Yıkadım, para almadım. 3 gün taziye misafir aldım. Şimdi sen beni unutur musun? İnsansan tabii. Bak babanın kardeşi neyse. Yıkandı, gömdük, 3 gün taziye aldık. Peki unutur musun? Konsolosluk öyle demişti. Benim Nurcu olduğumu bilmiyor. Bizi toplamış. Din ateşesi. Neyse konuşma arasında değil ki, Nurculara dikkat edin dedi. Aramızda en tehlikeli hocalar onlardır dedi. Hamza, birkaç kişi bana baktı. Dedi, işte ses yapma bakayım ne diyecek. Dedi ki, hulasasını söylüyorum. Biz diyor, parayı alırız, hediye alırız, adamla alakamız kesilir diyor. Münasebet bağı kalmaz. Adamlar diyor, para almıyor, adamın kendisini alıyor diyor. Şimdi bak, beni unutabilir misin o zaman? Cenazeni yıka. Ya adam kendisini yıkamak zorlanıyor. Kendimi yıkamak. Babanı yıkamış. 3 gün taziye etmiş. Nikahını kıymış. Para yok. İmamlık yok. Ya bu adam unutulur mu? Adam dedi ki, hocam sen niye geldin ya dedi. Dedim sana bunları anlatmak için. Hakikaten mi dedi ya. Bak dediğine bak. Hocam bizim para derdimiz yok. Hakikaten İslam yaşanıyor. Görme ihtiyacımız var. İnan bana. Ben de namaza başlayacağım. Bak hala Adanalı kardeşim namaz kılıyor. Diyor ki, din bir inançtı. O zaman kaldı. Ama yaşanmak mümkün değil. Biliyordum. Ama demek din yaşanıyormuş. İnan. Ne yaptı bana? Biraz ileri gitti ama olsun. Bu hareketler bana değil, hepinize yapılıyor. Çünkü kürsüye yazı koydular. Gayeniz nedir? Para almıyorsun, şey yapmıyor. Niyetiniz nedir? Böyle kağıt ben koymuşlar ya bir sürü soru. O denk geldi. Dedim ki ben dedim sizin o paralarınıza o kadar müştakım ki o nasıl istemezdim. Ama ne yapayım? Beynimi yıkadı Bediüzzaman. Alamıyorum. Bediüzzaman var ya. Benim kurtulamıyorum ki. Dedim ben. Gülüyorlar. Demek ki bunun hareketi şahsından gelmiyor.
Bu adam ne büyük adam şöyle de bir hasenet teki inerdi. Bir adam varmış. Ama böylelikle ha nurcular böyle. Arkadaşlar iyilik de böyle mal oluyor cemaata hepinize. Kötülük de hepimiz. Yaptığım yanlışlık hepinize de var oluyor. Yani nurcular böyle, Müslümanlar böyle. Maalesef olmaması gerekirken öyle. Tarikatçılar böyle. Lan tarikatçı kardeşin şahsını bıraksa ne olsun çocuğum? Niye tamim ediyorsun? Bir misal vereyim. Adam Tokatlı. Bırak canım Tokat'tan adam mı çıkar? Bak herkesin hukukuna tecavüz etmedim. O kadar masum insanların hukukuna gitmedim. Lan adamın şahsını has kılsana. Maalesef işte ustak diyor ki hasenat seyyat tek kalmıyor. Onun için dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Başka yer, çeşitli yerler okuyacağım size. Sonra birkaç tane metin okuyacağım. Hayat içtimai insaniyenin hususan millet İslamiyenin usul esası akrabalar içinde samimane muhabbet. Huzurlu olmanın bir sebebi de bu. Akrabalar, dostlar arasındaki samimi muhabbet ve huvvet. Kardeş, servet arttıkça, meşgule çoğaldı. Akrabalar mabenindeki dostane sohbetler yok oldu. Yok oldu kardeşim. Evine geliyorum, televizyonun karşısında, hocam otur biraz. Böyle maçın peşinde, bilmem neyin peşindesin, dizinin peşindesin. Sohbet de gitti ya, sohbetler gitti ya. İnsanın sıkıntısını bertaraf eden bir sebeplerden bir tanesi de samimane dostlarla muhabbettir. Uhuvvettir, kardeşliktir. Onunla bir çay içmektir. Bir hasbihal etmektir. Eski de hatırlarsınız, benim büyüklerim burada bilirler. Evde 5 numara, 7 numara lambalar vardı. Belki de oda yoktu. Böyle kütük atarlardı, ortada bir ateş yanardı. O hem ısınırdı, hem ışık verirdi. Ama o sohbette ne güzeldi. Eğitici bir sohbetti. Şimdi kardeşler sanki akrabalar mabedinde televizyonu seyretmeye gidiyoruz. Mabet kalktı, dostane teselli bitti. Gönüller dar, yerler geniş. Servetle meşgul olmak dostları ihmal ettirdi. Düşmüşüz paranın derdine. Her şeyin sebebi o zannetti. Kuzuru o getireceğini zannettik ama hakikaten serveti elde ettik. Doğru. Babalarımız, dedelerimiz gibi yaya gitmiyoruz. Atın üzerine gitmiyoruz. Arabayla gidiyoruz ama huzurumuz gitti. Değil mi? Eskide küçük bir yer vardı. Benim abilerim de var. Bak yaşlı. Bir evde 60 metrekare çamurlu bir evin altında 4 göç, 5 tane kardeş yaşamıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyor. Bir. Ama gelinler de vardı, çocuklar da vardı, huzur da vardı. Yer dar, gönüller genişti. Şimdi 100 metrekare bir karı koca geçinemiyor. Niye? Yer geniş, gönül dar. Kardeşim ya. Akrabalar içinde samimane muhabbet nasıl hemen feveran etti? Çünkü adam yaşamış. Şimdi de yaşıyor. Şimdi çamaşır da yıkamıyor ha gelinde. Makineye koy. Demet de öyle. Tak diye koyuyorsun. Ya arkadaş ne olmuş bize ya? Mekanik olmuşuz ya. Yani ruhun sanki kalbimizdeki muhabbet süpürmüş. Ruhumuz alınmış. Gavur bir ruh koymuş. Gavur değiliz. Ama davranışımız farklı ya. Olmaması lazım ya. Samimane yap. İçinde ne zaman gidecek? Başı devresi, ölmedi gitmedi. Tamam, böyle yaşlılara böyle bakılıyor. Oysa bereket direği ya yaşlılarımız. Ne mutlu anne baba sevindi olanlara. Ne mutlu. Bereket direği diyor Allah Resulü. Haşa şaka der mi? Defi beliyat. Yani belaların define şemsiye gibiymiş yaşlılar. Allah Resulü diyor yani mektubatta. Akrabalar içinde samimane muhabbet, kabile ve taifeler içinde alakadaran irtibat. İrtibat olacak kardeş. Halatır soracaksın. İşin olduğu zaman aramayacaksın. Hemen soruyor, tamam bir işin mi var? Onu niye dettiriyorsun be kardeşim? Çünkü daha önce hiç aramıyordum. Ve İslamiyet milletiyle mümin kardeşlerine karşı manevi muavenetkarını bir ana babanı sen mi seçtin? O memlekette doğmayı sen mi karar verdin? Senin karar vermediğinle iftihar edip gururlanmak var mı?
Sen nerede doğdun Muş'ta? Sen mi tercih ettin Muş'ta doğmayı? Sen mi tercih ettin o ana babayı? Ana baba olmayı, senin çocuğunu sen mi seçtin? Allah sana dedi ki seç bakalım hangi çocuk senin olacak? Sen mi seçtin o çocuğu? Allah seçtiğiyle Allah'ın kullarına üstünlük taslanır mı ya? Ayıp ya. Ancak üstünlük nerededir? Takvadadır kardeşim. Takvası olmayanın nesi var? Takvası var. Takvası olmayanın takla atıyor demektir. Elhamdülillah. Bize yetiyor kardeşim İslam uhuvveti, İslam kardeşi, İslam milliyetçiliği yetiyor. Hamdolsun. Gurur duyuyorum. Ne mutlu Müslümanım diyene. Hamdolsun. Ustadımız diyor ki değil Müslümanlarla, hakiki Hristiyan ruhanilerle ittifak etmeye mecburuz diyor. Yazıklar olsun. Bu ihtilafın peşine koşana. Ya. Bir uhuvvet, kendi cins ve milliyetine karşı fedakarana bir alaka, hayat ebediyesini kurtaran Kur'an hakikatlarına ve naşirlerine sarsılmaz bir rabıta ve iltizam ve bağlılık gibi. Bunlar bizi motive eden, hayatta tutan canlı bağlarımızdır. Bağlarımız. Şükürler olsun. Başka yer okuyacağım. Elhamdülillah. Modaları geçti artık. Geçti. Kur'an'a hücum eden dehşetli ejderhaları görmüyor, bakmıyor, sineklerin ısırmasıyla uğraşıyor gibi mana olmaz mı birbirlerimize uğraşmak? Hele haset. Hak namına söylüyor. Allah. Fitne, fesat. Bazılar da bazıları bununla besleniyor. Mikrop ya işte. Böcekler taafun etmiş yerden beslenir ya. Mesela ırmaklarda, çöplerde, güneş görmeyen yerlerde, kokuşma yerlerde kafir cinler olur. Tepelerde, güneş görenli yerlerde, açık alanlarda Müslüman cinler olduğunu Allah Resulü pay ettim diyor. Şimdi bazıları da böyle pis taafun etmiş şeylerle besleniyor. Mesela gider sağa sola telefon eder, tamam mı? O şöyle oldu, bu böyle oldu, sen biliyor musun? Ona gider, ona ayrı bir telefon yapar, ona ayrı bir şey yapar. Yani acayip bir şey, bazıları fıtratı böyle. Bunlardan uzak durun. Bu tiplerde hiç muhatap olmayın. Ya sen dedin mi, demedin mi, ya senin hakkında böyle diyor, hiç muhatap olmayın. Zamana bırakın, bir şey duyarsanız zamana bırakın, arkasına gitmeyi soruşturmayın, bırakın. Çöplüğü karıştırırsanız pis kokar. Bırakın belediye döker sonra üstlerine bir toprak döktü mü onlar çürür. Bazıları da neşinema bulur güzel şeyler varsa. Hiç meşgul olmayın. Ya nasıl der, niçin der kardeş? İnsan evladıdır. Çünkü Musa Aleyhisselam'a ümmeti kızmış, hakaret etmiş, Allah'a şikayet etmiş. Ya Rabbi diyor, senin kulların bana hakaret ediyor. Musa Aleyhisselam diyor. Allah da diyor ki, tabi Allah Musa Aleyhisselam'ı bekliyor tabi. Git hemen helak edeceğim ya Musa demesini beklerken, Allah da diyor ki, evet ya Musa, biliyorum. Onlar bana da hakaret ediyor diyor. Allah'ım, o kadar tatlı Allah ya. Böyle, vallahi benim elimde olsa var ya Adalet Bakanı, abi sinik gibi ezerdi. Ama Allah ya, o kadar tatlı bir Allah, mühlet veriyor. Sonra konuşacağız diyor. Ha olsun, iyi ki Allah'ımız var. Ne yapacaktık o olmasaydı ya? Ne yapacaktık? Allah olmasa biz bu dünyada ne yapacaktık? Perişan olacaktık. Hoca bozması gibi kıskançlar onunla adli evhamlandırdılar. Bazı kıskançlar hocanın namı altında gitmişler. Adliye Risale-i Nur'u veriyor. Bak bu diyor suçluyor. Böyle kıskançlık o kadar rezil bir şeydir. Size geçen hafta mı demiştim? Size demiş miydim? Şeytanı var mıydı? İlk defa mı duyuyorsun? Şeytanı var mı? Var. Nedir? Demiştim hocam. Demiştim. Bak bu organ nedir? Aza. Aza değil mi? Eskiden yoğurtçular ne yaparlardı? Tutarlardı burada zili değil mi? Böyle tan 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 biz anlardık ki yoğurtçu geçiyor değil mi? Ha zil. Şimdi oradan ezberleyinizsiniz diye söylüyorum. Aza. Azaya zil koy. Aza zil. Şeytanın adı Aza zil. Şeytan değil, bir şey anlatacağım size. Şeytan, Allah niye şeytanı yarattı? Allah şeytanı yaratmadı. Adam Azazil'di. Şeytan değildi. Azar,
zil. Niye şeytan oldu biliyor musunuz? Kur'an'ı ve hadisin tabiriyle kibirlendi, haset etti, Allah'ın emirlerine inat etti, ben merkezli düşündü, kapitalist. Yani o topraktan ben ateşten. Dört tane sıfattan şeytan oldu. Peki bu özellik bizde var mı? Var. Şeytanın şeytanı bizde. Ne ararsın her işte şeytan? Bak, adam şeytan oldu. Azazil bu sıfatlarıyla şeytan. Onun için kapitalist düşünce var ya. Sen kimsin kardeşim? Bu ne kadar ya? Ne servetin var? Aa, bu şeytanı değer yargısı. Çünkü öyle dedi ya. Ben ateşten. Sen topraktan. Ben yükselirim diyor. Yakarım diyor. Ben yükselirim alemle. Her yerde olabiliyor. Sen toprak bir yerdesin diyor. Ne yaptı? Fasit bir kıyas yaptı. Yani üstünlük sebebini efendim maddede aradı. Bu şeytanlık işte. Kıskançlık. Haset etti. Acayip bir şey. Kıskançlık kadar izin. İnsanın psikolojisini bozan ve insanı bitiren, maneviyatını çökerten böyle bir sıfat pek yok. Haset. Hasetin içerisinde ihlas yok, sadakat yok, uvvet yok. Tarumar ediyor o. Bak, başka bir yer okuyayım. Kıskançlıkla alakalı. Kardeşler, memnun olacağız. Niye memnun olmamız lazım biliyor musun? Senin çalışmanla ben, benim çalışmamla sen. Kardeşim, ben ne kadar çalışırsam senin defterin o kadar yazılır. Şirket ortak olmamış mıyız? Nurcularda iştirak amalı uhreviye sırrı yok mu? Şirketimiz var. Oradan hisse alacağız. Ne kadar sermaye koyarsan o kadar alacaksın. Arkadaşlar, o şirketin güçlü olması lazım değil mi? Senin hisse alman için. Mesela düşün ki bir şirket ortak olmuşsun. O şirketin batmasını mı sana ilgilendiriyor, güçlü olmasını? Güçlü olmasını. Niçin o şirketin elemanlarını, pazarlayıcılarını, yatırımcılarını, sanatkarlarını, mühendislerini yok olmasını istiyorsun? Şirket güçlü olsun kardeş. Değil mi? İştirak amali uğradı ya. Neye böyle yapacaksın? Ya konuşuyorum aslında. Böyle bir şey yok da. Konuşuyorum ya. Başka bir yer. Bak kıskanç resmi hocaları ve veham memurları alemimize insafsızca çevirdiler diyor. Ustad Emirdan da ne diyor? Hocalarla uğraşmayınız. Ne demek de Abdullah? Hocalarla uğraşmayınız. Ne anlayacak mesela? Süleyman'la karşı tahrik etmeyiniz. Tahrik etmeyiniz değil mi? Hocalarla uğraşmayınız. Başka? Hani damarınıza basıp da hocam şey yapmayın, hocalar itiraz etse uğraşmayın. Başka? İlmi-elaniyet mi olacak hocam? Ha, ilmi-elaniyet var. Kendilerinin, kendi ilimlerinin kendilerini kurtaracağını zannıyla Risale-i Nur'a müstenkif davranıyorlar. Lakayt davranıyorlar. Hocalarla uğraşmayınız. Diğer bir manasını söylüyorum zaten. Kimse duymasın. Bir şey olmaz onlardan. Boşuna uğraşma demektir. Duymuyor kimse ya. Bir daha söyleyeyim. Hocalarla uğraşmayınız. Tamam bu sesli söyleyeceğiz. Yani damarlarına dokunmayınız. İlme enaniyet, kendi bilgilerini kendilerini kurtaracağı zannıyla bu hakikatlerle kayıt kalırlar. Mehdiyetin ne olduğunu bilmezler. Arkadaşım, nereye gideceğini bilmeyen adamın nerede olduğu hiç önemli değil. Nereye gideceğini bilmiyorsun ki. İkinci bir manası nedir? Hocalarla uğraşmayız. Yani boşuna ne uğraşıyoruz? İş olmaz. Ne diyorsun sen? Ömrüm beyazladı onlarla. İş oldu mu? İş oldu mu? Dinsizlerin, ateistlerin, samimi söylüyorum, Alman Hristiyanların, Allah şahit olsun, yalana kafir olurum söylüyorum, Allah şahit olsun, kaç tane Müslüman olduğunun adedini bilmiyorum. İnsanın başından bir iki tane geçer de unutmaz. Öyle değil. Kaç tane geçmiş ki bilmiyor. Yanında şahitlik yapanları, kelime-i şehadet getirip Müslüman olanların adedini bilmiyor. Ama benim vesilemle bir hocanın Risale-i Nur okumaya başladığını da zor hatırlıyor. Zorluyorum. Yok yani. Maalesef. Ya.
Size başka bir tecrübemi söyleyeyim. Duyan kızacak ama kızmaz. Kardeşim eski binayı satın alıp tamir etmeyin. Git boş arsa alın, orada yeni ev yap. Paranız yoksa gece kuru yap. Eski evle uğraşmayın, orayı tamir edersen orası dökülüyor. Cemaat mensuplarıyla bir işe ideal ideolojisi olan davası alın uğraşmayın. Git kahve cemaatiyle meşgul. Onlarla meşgul, ilmi enaniyetlilerle meşgul olmaktansa sarhoşla meşgul ol. Daha sağlam durucu olur. Kahveci daha sağlam olur. Çünkü bilmiyorum. Şey var bir tane. O büyük bir düşünün adını hatırlamadım. Ustad da diyor ya cehli bırak. Bilmiyor diyorsa diyor, öğretiniz. Bilmediğini bilmiyorsa uzak durunuz. İsa Aleyhisselam koşuyormuş. Hemen peygamber ne oldu falan. Aynen olmuş. Havarilerin arkasına düşmüş. Koşmuş. Ondan sonra peygamber bu. Arkalarından koşmuşlar, neyse dağa çıkmış vesaire, oturmuş, hacı var, ondan sonra oturmuş. Ey peygamber ne oldu demiş, nereden kaçıyorsun böyle? Demiş ki, Allah'ın izniyle körlerin gözünü açtım, biliyorsun. Evet ya peygamber, sağırların kulağını açtım diyor. Ölüleri dirilttim diyor, Allah'ın izniyle. Evet. Vallahi ahmakları diyor, ahmaklara bir şey anlatamadım, onlardan kaçıyorum. İsa Aleyhisselam'ın sözüdür. Ahmaklardan kaçınız. Ve ariz anil cahilin. Cahillerden ihraz et. Yüz çevir. Kur'an diyor. Ne yapalım? Kavga yapma. Hecren cemila. Bize bir şekilde ayrı. Uğraşma. Hecren cemila. Ahmak kimdir? He? Ahmak kimdir? Bilmediğini bilmeyen. Çok güzel bir soru sorun. Allah razı olsun. Ahmak kimdir? Bilmeyen değil. Bilmediğini bilmiyor. Bilir gibi. Hakikate kulağını kapata. Dinlemek mi istiyorsun? Dinletmek mi istiyorsun? Dinleyeceksin. Sevgi mi istiyorsun? Sevgi vereceksin. Allah öyle yaptı. Allah bizden muhabbeti istedi. Ama ilk önce muhabbetini verdi. Kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Öyle değil. Allah bu kainatı niçin yaratmış? Muhabbet. Muhabbetiyle beni yaratmış. Benden muhabbet istiyor. Vermediğimi istemiyor. Saygı mı istiyorum? Saygı vereceğim. Değer mi istiyorum? Değer vereceğim sana. Alaka mı istiyorum? Alaka vereceğim sana. Öyle. Şimdiki bir şiddetli bir ihtar ile bildim ki sen ve Ahmet Feyzi Nur'un mesleği olan mübareze etmemek. Arkadaşlar, münakaşa etmeyeceğiz. Şu cümleyi bitireyim, şurada, şununla alakalı bir yer okuyacağım. Mübareze etmemek, avukat gibi kendi isteklerimizin doğru olduğunu diye savunmayacağız avukatlar gibi. Bak, mübareze etmemek, ehli dünya ile uğraşmamak, siyasete girmemek, ve yalnız lüzumu katı olduğu zaman kısaca müdafaa etmek. Bak buna ait bir şey okuyayım size. Münakaşa etme notum. Yoksa dostların azalır ve düşmanların çoğalır. Kendini tüketmenin yolu başkasını kıskanmaktır. Düşünce durunca hareket de durur. Aklın sınırı olduğunu anlayanlar kadar akıllı ol. Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkasının aklını da kullanır. Akıllı olmak mühim değil. Önemli olan onu yerinde ve zamanında kullanmaktır. Nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğin hiç önemli değil. Ancak aptallar ve ölüler kendilerini yenileme ihtiyacını duymazlar. İki günü birbirine eşit olanlar zarardadır. Aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz, emin olamaz. Mesela adam bir tanesi gelmiş, niye gelmiş? Ya ben bir şey anlamadım o derste ya.
Tabii ki ne aradığını bilmiyorsun ki. Bulsan bile anlamazsın. Bulduğunun da emini olamazsın. Ne aradığını bilmiyorsun ki. Ne aradığını bilseydin neyi, nerede arayacağını bilecektin. Bana anlatırsanız unuturum. Bana gösterirseniz hatırlarım. Beni dahil ederseniz hissederim. Arzularını öteleyip, bu çok önemli, arzularınızı, isteklerimizi, gençler, öteleyip, erteleyebilenler rahatlıkla insanları idare ederler. Arzu isteklerimiz var ya böyle, güzel yaşamak, lüküs, araba, para falan. Kardeşler, bu istekleriniz yeri burası değil. Olmayan kara kediyi karanlık adam odada aramak gibi yapmamak lazım. Neyi nerede arayacağımızı bilmek lazım. Arzularımızı öteleyelim, erteleyelim. Çünkü burada tatmin olmaz o. Yeri burası değil. Ahirettir. La rahat defi dünya illa darul ahiret. Dünya rahat yeri değil. O zaman neyi arayacağını, neyi arıyorsun? Biliyorsan nereye arayacağını da bilirsin. O zaman olmayan şeyi olmayan yerde aramazsın. O zaman huzurun gider. Üstad ne diyor? Rahatını arayanlar, rahatını kaybeder. Başarılarımız yaptığımız kötü hareketlerden daha çok düşman kazandırır. Bir gün ustadı rüyada gördüm. Bir şey anlatayım ben hatırlamda, ondan sonra oradan devam edeyim. Hamza bak ne dedi bana. Duymuş muydum bilmiyorum. Bir ders yaptım böyle. Unuttum o dersi de. Çok da hoştu, benim de hoşuma gitti. Cemaat çok böyle takdir etti, çok muhabbet gösterdi, alaka oldu böyle, biz de böyle demek ki maaşmışız. Ustad semadan indi, benden aşağı yok. Bir baktım bir soğan deprem gibi şey oldu. Bir böyle baktım ustad hop indi. Fatih'teki resmi var ya, böyle yaptı. Kardeş, bunların çoğusu seni sevmez. Çekil. Böyle olmalarına bakma demek istedim. Ne diyor biliyor musun? Niçin söyledim? Başarılarımız yaptığımız kötü hareketlerden daha çok düşman kazandırır. İyi bir şey mi yaptın? Tamam mı? Böyle. Daha çok göze batıyorsun. Acayip bir şey. Başarılarını gizleyebilmek en büyük başarıdır. Başarılı bir insan hayata verdiğinden fazlasını alır. Değerli bir insan hayata aldığından fazlasını verir. Başarının gerçek ölçüsü nelere sahip olduğum değil, nelerden vazgeçebileceğimdir. Nerelerden vazgeçtik? Mesela davayı okuduk, risale okuduk. Risale okuduk, imanımız var. Acaba bu kitaplar, bu dava, İslamiyet, imanımız, acaba bizi nerelerden vazgeçirebilmiş? Neyi terk edebilmişiz? Onu o sorgulaması lazım. Başka bir sahadan başka bir yer okuyacağım. 537, 535. İhtiyat, temkin, meşveret etmek lazımdır. Meşveret etmek başkasının aklını kullanmaktır. Allah bile meşvereti bile tasdik etmiştir. Uymuştur demem de. Hani 50 vakit namaz vardı hatırladınız mı? Nasıl beşiğinde biliyorsunuz tarihi sürecini. Peygamber aleyhissalatü vesselamlar, Ulul Azm, Musa peygamber. İkisi ittifak ettiler. Allah Resulü'nde kanaat olmasaydı geri dönmezdi. İki peygamber Allah'a geri dönüyor. Allah bir, iki peygamber iki. Allah peki diyor, indiriyor. Ben Allah'ım, yığının önümden. Dedi mi? Peki dedi. Allah bile meşverete uydu. İkiniz mi diyorsunuz? Evet, uydu. Bir daha ya Muhammed gene indir. Ne kadar şefkatli. Sanki o kılacak namaz. Musa aleyhisselam böyle baba adamlar. Sert adamlar şefkatlidir unutmayın. Sert adamlardan korkmayın. Sessizlerden korkun. Onlarda pek şefkat olmaz der İbrahim Hakkı. Niye? Sert adamlar tahrip ederler. Tahribini tamir etsin diye Allah şefkat koyar. O sessiz adamlar pek tahrip etmedikleri için pek şefkat yoktur. Yani denge yani. Musa aleyhisselam mı namaz kılacaktı? Yok çabuk diyor. Olmaz diyor. Gene indir diyor. Gene peygamberimiz refakat etti mi buna fikre? Evet. Gene iki.
Alabildim. Gene indirdim. En sonunda Allah Hazreti Muhammed 2, Hazreti Musa tek, 2'ye 1 gitmedi, 5 kaldı. Tamam diyor, daha utanırım diyor. Yani ben iş yapmadım. Tamam. Allah ile meşverete kardeşim tasdik ediyor. Sen ben kimiz ya? Meşvereti öğretiyor. Biliyor musun? Çok kanun şey çıkar da. Ne güzel Allah var ya. Ne böyle bir Allah. Böyle kafanız kesin. Böyle bir Allah yok ya. Allah korkulacak makam değil. Allah sevilen makam. Allah tatlıdır. Allah lezzetlidir. Ananın şefkatini koyan odur. Anaya o şefkati veren olduğu için anandan daha lezzetlidir. Bir gün bir kardeş şöyle dua ederken gördü. Ne istiyorsa bilmiyor. Allah da vermemiş galiba. O da zirveye vuruyor. Vermemiş herhalde. Ondan da şöyle gece. Ya neyse bilmiyorum. Ben duydum şuradan sonra. Allah'ım şu istediğimi eğer anamdan isteseydim vallahi verirdim. Anamdaki şefkatin menbaı sende. O menbaın hatırına bunu bana vereceksin diyor. Allah. Zirve yaptı yani. Acı bir şey. Ama uyanık. Bak, bunu anamdan isteseydim, sen biliyorsun ki ana bana verecekti. Anama o şefkati veren sensin. O anamdaki şefkatin kaynağı menbaa tırına. Bunu bana ver. Ben ahmak mıyım? Takip ettim. Ve ona onu verdi. Sonra bana dedi ki, dua et de dedi, alsın çünkü başıma bela oldu. Neyi hayli istemedin, ne öyle dayandın öyle dozer gibi. Kar 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 kar, kürekle zor götürüyordu. Dozer gibi, kardeşim ne öyle yaptın, Allah reddeder mi? Hangi duanı reddetti? Hangi sesine cevap vermedi? Hadis-i Kudsi de diyor ki, benim kulum 3 defa, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi derse, üçüncüsünde aşağıma zuhur ederim. Buyur ya kulum derim diyor. Allah yalan der mi? Tövbe aşağı. Allah böyle diyorsa da nedir? Hangi şeyimizi reddetti ki? Neler vermedi ki ya? Neyimizi reddetti? Bak hele ben bu makamda olacak adam mıyım ya? Bir herkes bir bakın ya, ben namazım mı vardı? Hiçbir şeyim yoktu ki ya. Allah bak nereler ya? Nereye taşıdı ya? Ben kimiyim? Kiliseyi, camiye çıkmayayım. Ya sen kim? Aklım gidiyor ya. Ben kimim? Hristiyan, Müslüman olmasına vesile olacak kim ya? Mütevazı yapmıyorum. İnanın Allah kahretsin doğru söylüyor. Allah ikram ediyor. Lütfediyor. İhsan ediyor. İkram ediyor. Bak nerelere taşıdı ya. Şey diyor ki, Hüsrev abi, gayrimüteşirde. Bak, hatırıma kaldığı kadar. Başı boş ve gayesiz bir gençliğin içinden çekip çıkartan, gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı gösteren, hadisatın dağlar varı dalgalar içinde sahili selamete çıkartan Risale-i Nur, sana vücudumu nasıl feda etmeyeyim? Bak, başı boş ve gayesiz bir gençlik var. Sana Allah dedi ki gel buraya, sen orada değilsin. Yani sen diyor suyun üzerine yüze çık değilsin. Suya yön veren bir makinistsin. Dozerin var. Kanala yön vereceksin. Kanalın üzerindeki çöp değilsin diyor. İnsan ya suyun üzerindeki çöptür ya da suya yön verendir. Bu makama çıkarmış ya. Abi istediği şey neydi? Merak ettim onu. İstediği şey neydi acaba? O ha, şey olur. Emanet olur o. O. Sus. Paraysa biz de isteyelim. Yok, para değil. Bak, bu duayı para için kullanma. Çünkü senin de bir kredin var. Kredini bitirme. Herkesin bir konturu var. Günahlarla konturu bitirmeyin. Allah'ı denemeyin. Ben bu günahı yaparsam gene... Hayır. Bu duaya öyle âli bir ve basit şey bu âli dua değmez. Çünkü ölünceye kadar zaten yaşayacaksın. Ne olursa olsun devam edecek ama
O başkaydı. Güzel şeylerde Allah ya. De ki sen şöyle. Ya beni bana bırakma. Ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Sen Allah'sın. Ben kendimi sana teslim ettim. Ne yaparsan yap. Allah bu. Çocuk anasını emer gibi. İnsan Allah'a emmeye başladı mı? Hayat bu. Zerf bu. Ötekisi hikaye. Aslan o. Bunu ümmetine söylüyorum makam gelmişken. Bazı an olur, bazı halim olur ki böyle bakarım dershaneden. Acaba dünyada benden daha huzurlu bir insan var. Ama oturuyor. Ama ani oluyor. Onlardan daha büyük. Onun servet zaten biraz önce dersin başında söyledim. Bizi mahvetmiş. Köle etmiş. Şu anda burada oturuyorsun. Arabanda oturmuyorsun. Şu anda malın mülkün var. Yanında değilsin. Şu anda kullandın seni. İmam Ali öyle diyor. İlim mi büyük? Servet mi? Servet korunmaya muhtaçtır. Sen korursun. Ama ilim seni korur. Ya. Dava başka. Davası olmayanın kendisini dava etmiş insanlardan Allah etmesin. Davayı dava edenlerle beraber eylesin. Ya. Davayı dava edilmemişse kendisini dava etmiştir. Vesaire. Başka. Ne isteyeceğini de biliyor. Allah hoştur. Başka bir yer okuyayım size. Hey gidi hey. Bak burada da o çıktı. İki gündür hem başımda hem asabımda tesirli bir nezle ağrısı varmış. Çareye bak. Böyle hallerde bir derece dostlarla görüşmekten teselli ve ünsiyet almaya ihtiyacım içinde. Demek ki dostlarla görüşmek mühim bir tiryakmış. O adamı bir tacim gördüm, dostun, akrabanın, yakının, dava arkadaşın, ulan ne oldu bu atsın falan dedim, ha işte olmadı işte. Sen değil, o adam da suç. Bazıları böyle olunca o suçu kendime alacaksın. Ben ne yaptım ki, hani büyük annem vardı, sizin geçmişlerinize de rahmet etsin. Benim büyük annem vardı 108 yaşında, şöyle dedi, bir duyduğu zaman bizde vurgunlar oluyor böyle. Birisi birisini vurdu, babaannem şöyle derdi. Vurulan zalim, vuran mazluma ne yapmıştı? Allah Allah. Ki adam bunu göze aldı. Bu aynı kanun ustatta da var. Hapishanede girdin diyor, gidin, haksıza yardım ediniz diyor. Hapishanede kavga olduğu zaman. Ustadım bu haksız tedbiri niye yaptın? Hak değeri her zaman insaflı olur diyor. Küçük bir hakkı için bu kadar koğuştaki insanların hakkının zayi olmasını istemez. Onun için haksız olan daha çok vicdanı zayıftır. Ona yardım edin ki o zaman susulur diyor. Ya. Demek ki dostlarla görüşmek mühim bir ilaçtır. Ve acı tecrit ve yalnızlık vahşeti beni sıktı. İmam-ı Gazali de hatırladım. Bak acı tecrit ve yalnızlık vahşeti. Yalnızlık vahşeti. Şu anda toplumun içindeyiz ama yapayalnızız. Cemaatin yoksa bitti zaten. Yani bu toplumda cemaatin yoksa, insan sosyal bir varlıktır. Gidecek yeri yoksa, gittiğin yer cemiyettir. Cemiyette Paris akıyor. Ama dolmuş öyle, dolmuş. Muavin şöyle bağırıyor, bir bardak su verir misin Fark? Mekke, 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 Mekke! Malum bağırıyor. Bir bindik, evet beyler son durak, biniyorsun Paris. Hani lan bizim Mekke'ydi? Bizim dolmuş böyle. Mekke diyor, Paris'e gidiyor. Şimdi, bak insan var ama kahtur rical diyoruz da. İnsan kıtlığı var toplumda. İnsanlar içindeyiz ama yalnızız. Yalnız kalmışız. İmam-ı Gazali, İslam toplumundan bile çekilip mağaraya çekilmiş. 10 sene kalmış ve mağaradan ayrılınca İmam-ı Gazali gibi bir şahıs, mağaradan ayrılınca iki tane beyanat vermiş. 10 sene kalan insanın beyanatı ne kadar mıyım? He Ahmet? İki tane beyanat. Ne demiş acaba değil mi? Gazali. Bir, her şeyi akılla izah etmeye kalkanlar Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar. Birinci cümlesi bu. İkinci cümlesi,
yalnız kalıp vesveseye düçar olmayacağımı bilseydim mağaradan hiç çıkmazdım. Yalnız Allah'a mahsus. Ya yalnızlık Allah'a mahsus. Bak yalnızlık vahşeti beni sıktı. Başarısızlığın formülü herkesi mutlu etmeye çalışmaktır. Yani Allah Resulü diyor ki şefkata, merhamete düçar olacak kadar merhamet etmeyiniz. Bak başarısızlığın formülü herkese koşmak. Herkesi hep sen bitiyorsun. Yapabileceğin kadar yük yükle. Bak şefkata muhtaç olacak kadar şefkat etmeyiniz. Çünkü sizin gücünüz aşar. Disiplinli ol, gözünü hedeften ayırma. Bakın gözünü hedefte olan, görür mü burayı? Ne zaman hedef kaybolur, etrafı görmeye başlar. Niye öyle oturuyorsun, niye öyle yapıyorsun? Allah ne biçim adamsın? Diyenler hedeften gözünü kaçıranlardır. Hedefe direkt bakanlar, yanı soğuk, sağ ve solu görmeyenlerdir. Beni görüyorsa, o adam ne yapıyor, nasıl gidiyor, niye dediği uğraşıyorsa, adam davasıyla alakası yok. Başkalarının hayatından ders al, insan bütün hataları kendi yapacak kadar yaşayamıyor. Başkalarının yolunda yürüyorsan senin ayak izin kalmayacak. İnsanın düşüncelerini değiştirmek, yaşamını da değiştirebileceği gerçeğinin bulmasıdır. Yani insan yapamam, demem, enayin nezeni abdibinden çıkardı. Demeyiniz. Hani bir misal söylemiştim, hatırlıyor musun? Başımızda bir hal geçmişti. Allah'a gözükür mü, gözükmez mi? Kafa gözüyle gözükmez Allah. Miraç'ta zaten anlatıyor. Allah gözükür, ruh gözüyle. Fıkıh-ı Ekber'de de söylüyor. Miraç Risalesi'nde de var. Bunu anlatıyorken bir tanesi dedi ki bana, bu toplumun içinde. Hocam ya yanlış anladım galiba ya. Sen Allah gözükür dedin. Allah gözükür mü ya dedin. Tabii ya dedim, gözükmez. Tabii ya, yanlış o. Helal hocam dedim. Öteki taraftan anladı. Hocam, yani biraz önce gözükür dedin. Doğru kardeş, gözüküyor. Ama hocam ya gözükmez. Gözükmez kardeş. Umurtalı karıştı. Şey, Aristo var ya Aristo. Aristo filozof. Talebeleri varmış. O da bekarmış. Demiş talebesi, efendim bekar kalırsam günah girerim, şöyle olur. Tabii diyor evlen. Ama evlenirsem bu kadar ilimlerde mahrum olurum, çalışamam. Doğru, evlenme. Ama evlenmesem şu olur. Doğru, evlen. Ama ne diyorsa, demek ki cevap soruya göredir. Şimdi ona dedim ki gözükmez. Dediğin için Allah sana gözükmeyecektir. Çünkü inandığınız gibi Allah öyle olur. Hadis-i şerifte de var. Allah'a üstü zannedin. Risaledeki enâ inne zennî abdibi kuluma göreyim. Kulum beni nasıl biliyorsa ben ona öyle tecelli edeceğim. Ha, görmek istemiyorsa görmeyeceksin. O görecektir, o görmeyecektir. Olur mu hocam? O zaman sus, öğren. Hani böyle peşinci yapma. Hani var ya bir tane rastlamıştım Berat gecesinde. Dedim bir senelik çekirdek oluyor. Cenab-ı Hak bu gecenin ümmetimizi affetsin. Bir tanesi dedi ki, hocam dedi ya bir gecede yap da affedilsin. Doğru dedi. Ya bu istemiyor, biz istiyoruz Allah'ım. Yok ben de istiyorum dedi. O zaman niye karışıyorsun lan? Lan sen Allah Hasan gibi mi düşünür? Bakkalcı Mehmet gibi mi düşünür? Bir al, bir ver. Lan Allah adalet sahibi değil ki sif ya. Rahmeti onu da aşmış. Sana ne, Allah'ın ortağı mısın? Affediyor. Senin bile aklını almadığı şey affediyor. Ama seni istemiyorsa, işte ya Rabbi bu istemiyormuş. Ya Rabbi nasıl derledi, aman diyor. Eteğimden çıkıyor, aman ya şaka değil ya. Ya aklı almıyor. Çünkü Allah'ın rahmetini aklını almaz ki. Nasıl alacak? Akıl mantıklar üzerine kurulur. Gazali ne demişti? Her şeyin akılla izah etmeye kalkanlar Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar. Bir şey söyleyeyim size, çok lazım olacak. Eğer bir insanı sevmiyorsanız mutlaka haklı ve doğru gerekçe bulursunuz. Eğer bir insanı seviyorsanız mutlaka haklı ve doğru
gerekçe bulursunuz. Niye? Merak etme. Zihin deposunda alıp senin eline koyar hususiyetin. Yani bir insan sevmiyor musun? Mutlaka geçmişteki bir şey bulursun sevmemek için. Eğer bir insanı seviyorsan sevmek için mutlaka sebep bulursun. Kusur ne zaman gözükür? Muhabbet gözü kusur görmez. Bir misal anlatacağım. Başıma geçen pazar günü. Pazar günü olan başıma geçen hadisi. Arkadaşların kampı vardı. Hem teneffüs ettireyim de hem de bunu kullanın. Gençlerin kampı vardı. Gittim kamptan çıktım ben tek başıma. Başka yoldan geldim. Gelirken uğradım. Bir doktor kardeşime uğradım. Başka bir doktora uğradım. Başka millet, yani 2-3 tane doktora da uğradı. Bir tanesi bana dedi ki, abi dedi, bir tanesi, burada dedi bir, o banyodan sonra giyince ne diyorlar banyoda böyle bir şey giyiyorlar ya, pamuk gibi havlu. Bornoz. Onun fabrikası varmış adamda. Bu Türkiye'den çok bu havlu mavlu şeydi, Denizli mi? Özdemir. Yok Özdemir değil de onu yapan Denizli'de bir fabrikası var adamın. 3 kardeşlermiş. Fabrikadan ne olduysa benden aşağı düşmüş felç. Başıma geleni anlatacağım işte. Dedi ki abi ben beni ziyaret ettin ama şu adamı ziyaret ediyordum. Hani özel doktoru. Sen de gelir misin? Gelirim kardeşim ben. Belki bir ekmek paramız çıkar ya. Yani ekmek paramız bir şey anlatmak ya. Gittik adam şey sert olmuş tamam mı? Benim de ne iş yaptığımı bilmiyorum. Doktorun arkadaşım. Hani diyor tamam. Böyle bak şimdi. Dedim kardeşim nasılsın? Görmüyor musun nasılım? Ona dedim durum hiç iyi değil. Şimdi doktor onu şey yaparken, yumuşatırken ben bir şey sorayım dedim. Dedim ki mutlu olman için, senin için ne lazım? Yani mutlu olmak için ne olsa mutlu olurdun. Görmüyor musun? İki ayağım olsa da dedi. Hiçbir şeyim olmazsa dedi. Mutlu olmak için yeterli gerekçe mi? Ne olacak dedi ya sinirli. İki ayaktan başka ne olur ki dedi mutluluğun sebebi. Hemen ben fırladım. Oğlum hakikaten anam varmış ya. Tamam aynı. O da bakıyor lan bu manyak nerede? Dedim bak adamın mutlu olması için sebep bende var ama ben hala mutlu değilim. Dedim ki mutlu değil misin? İki ayağım var ama mutlu değilim. O zaman akılsızın tekisin dedi. Bilmiyor Neşan. Doğru söyledi. Peki sana bir şey sorayım. Doktor oturuyor. Dedim ki Ama'ya sorsak köre mutlu olmak için ne lazım? Seni mutlu edecek ne olur? Tabii ki dedi ya gözler. Bu adamın mutlu olması için iki göz yetiyor değil mi? Tabii ki dedi. Ama sende var. Niye mutlu olamıyorsun sen peki? Bak sende var. Doğru dedi. Eli gayri ihtiyarı eli gitti böyle. Evet gözüm var dedi. Allah'a hamdolsun. Bak adamın gözü varmış. İspat oldu. Dedim ki Sara sorsak mutlu olman için ne lazım sorsak ne der? İki kulağı olsa yeter. Hamza olmuş abi bu başı. Sara duymaz ya. Hem de konuşamaz. Sorsak yani. Yazsak. O demedi ama. Yani ne hangi taraftasın? Sağır'a sorsak diyor, sağır duymaz diyor. Ha böyle yapıyorlar ya. Şimdi ne der? Duysam ben mutlu olmak için yeter. Bak, birilerinin mutlu olması için olan şey gerekçe sende var. Ama niye mutlu değilsin? Sen ne iş yapıyorsun dedi ya. Çok doğru söylüyorsun diyor. Tamam. Ben dedim tamirciyim. Böyle bak bak vallahi hiç bir tamirciye benzemiyorsun. Ben dedim kalp ve beyin şarj atölyesinde çıraklık yapıyorum. Daha bir tek kalp. Dedi doktora dedi ki bunu nereden getirdin diyor. Allah Allah. Bak şimdi gelelim bize. Arkadaşlar arabanız yok değil mi? Ama ayağınız var. Ayağınız çalışıyor biliyor musunuz? Gözünüz çalışıyor. Birilerinin mutlu olması için var olan gerekçe sende var.
böbreğiniz var. Karaciğeriniz var. İmanınız var. Peygamberiniz var. Ahiretiniz var. Davanız var. Sizin kabirde bekleyeniniz var. Medrese var. Allah aşkına daha ne olması lazım? Niye kendi dünyamızı cehenneme çeviriyoruz? Ne lüzumu var yani? Niye isteklerimizi, arzularımızı tehir edemiyoruz? Sonraya bırakamıyoruz. Bu sonradır. Gelen isteklere sen sabret, sonra alacaksın diyemiyoruz. Ya hep ağzımız yoka alışmış. Yok, varı bir sayın bakalım. Mutlu olmak için her şey var. Allah'ın var, daha ne olacak be kardeşim? Eğer madde mutlu olmanın sebebi olsaydı, Kur'an-ı Kerim'deki bir mana ayetiyle söyleyeceğim. Madde Allah katında değerli olsaydı, kafire bir bardak su vermezdi Allah. Kafire bunu vermezdi, peygamberine verirdi. Peygamberine verirdi, onun halinde değiliz. Ama çoğunlukla ekseri hüküm ekseri tabidir. Ekseri İmam Ali'nin dediği gibi, maddenin kurtardığı adama nispeten batırdığı adam sayısı daha çoktur. Ailemizi tarmar etmiş, uhuvvetimizi tarmar etmiş. Tamam? Dostlarımızı şey yapmış. Ha olsun ama yeter ki bize binmesin o. Biz onu dizginleyelim. Mutlu olmak için sebebimiz vardır. Kardeşim iştahın var mı, dişin var mı? Kuru ekmeği suya batır ye. Ne olacak ben teravihi kıraat kıldırayım diye almaya da Tahran'a veya olmadığı zaman bal şerbetini ekmek doğrar yerdim ki ta ki teravihi rahat kıldırırım şişmeyeyim diye. Ne olacak ya bir ay yemiş. Sonra yemiş bir sabah. Ne olacak ya? O yok bu yok. Kardeş her şey var. Allah'tan korkmak lazım. Birkaç cümle de okuyayım keseyim. Yani sevmek için bir insanın çok sebep var. Yeter ki sen sev. Sevmek iste. Ama nefret etmek için beni çok şey bulursun. Çok şey bulursun. Ne öyle dedi, ne elini kaldırdı, bilmem ne. Adam bir tanesi televizyon dersini dinlemiş bizim. Ve ona CD'yi ver demiş ki, nasıl buldun demiş. Tamam ama niye burnunu çekiyor? Bir saatten beri onu mu dedim? Ya öyle demiş, tamam. Nefret etmek için sebep var kardeş. Bilgiyi öğrenmeden önce o bilginin ne işe yarayacağı, o bilginin nerede bulunduğu ve nerede kullanacağını bildikten sonra onun yoluna düş. İlim insana, bak, ilim insanı vesveselerden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan, korkulardan kurtarır. Kader bir serüvendir, hazır bir reçete değil. Diğer mumu yakan mumdan bir şey eksilmez. İyilik yaparken kendine kötülük yapma. Yani o duruma düşme. Merhamete duçar olacak kadar merhamet etme. Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza edebildiklerimizdir. Bizi alim yapan okuduklarımız değil, hayatımızda yaşananlardır. İnsanı değerli kılan bulunduğumuz yer değil, gidecek olduğumuz yerdir. En çok muhtaç olduğun kendini sevmendir. En çok muhtaç olduğumuz şey kendine değer vermektir. Bundan bir yıl sonra yapmadığınız şeylerden dolayı yaptıklarınızdan daha fazla pişman olacaksınız. Büyük insanlarda bir, doğruyu teşhis etmek. 2. İyi bir dinleyici olmak. 3. Yumuşak konuşmak. 4. İşini severek yapmak. 5. Bilmediğini sormak. 6. Kızgınlıktan uzak durmak. 7. Aşırı heyecan, aşırı mutluluk anlarında kendini kontrol etmek. Evet, burada bitiriyor. Ha şunu okuyayım da keseyim. Kardeşlerim, hem nurlarla meşgul oldukça sıkıntılar azalıyor. Demek vazifemiz nurlarla iştigaldır.
geçici şeylere emniyet vermemek ve sabır ve şükretmektir. Unutmayın, bir de okuyayım. Kardeşlerim, ben nurlarla meşgul oldukça sıkıntılar azalıyor. Demek vazifemiz nurlarla iştigaldır. Ve geçici şeylere emniyet vermemek, sabır ve şükretmektir. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ya Rabbi, kusurlarımızı affeyle. Amin. Bizi kendine kul kabul eyle. Amin. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl ya Rabbi. Amin. Musa aleyhisselama denizi. Amin. İbrahim aleyhisselama ateşi. Amin. Davut aleyhisselama insi ve cinni. Amin. Muhammed aleyhisselatü vesselama şemse kameri musahhar kıldığın gibi. İnsanların akıllarını, kalplerini Risale-i Nur'a musahhar ya. Amin. Bizi ve ehli imanı, haseten nur talebelerini, insi ve cinni şeytanların şerrinden, semavi arz-ı afatlarda muhafaza eyle ya Rabbi. Cennet-i Firdevs'te mesut kıl ya Rabbi. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, çoluk çocuğumuzu usul ve furuğumuzdan ahirete intikal eden her kimler varsa bu semai Kur'aniye'de nasipdar eyle ya Rabbi. Amin. Hizmet-i İmani Kur'aniye'nin hasıl olan iştirak amal-i uhreviyeden hissesini azim eyle ya Rabbi. Amin. Mekanlarını cennet bahçesi mübahçet ya Rabbi. Amin. Kabirlerini Peygamber aleyhissalatü vesselamın nuruyla doldur ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ustadımıza sana nasıl yakışıyorsa ona öyle muamele et ya Rabbi. Amin. Bizden haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, boş kullarımıza da nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kim bize nasıl dua ediyorsa ona öyle muamele et ya Rabbi. Amin. Hizmet imane Kur'an'ı da daim eyle ya Rabbi. Amin. İhlas ve sadakatle devam etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Duamızı Kerbela'da revan olan kanun hürmetine, Şah Fırkat'a yanan gönüller hürmetine, masum ve mazlumların hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Amin. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. Ya Rabbi, bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Amin. Bizi kendine kul, Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a ümmet, ustadımıza talep eyle ya Rabbi. Amin. Son nefesimize de böyle gitmeyi nasibi müessel eyle ya Rabbi. Amin. Vâhir davâhumen elhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha. Selavat.